Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Emrah Eroğlu. Bugünkü videomuzda sizlere Tofaş 1.6 düz motorun karbüratörünü temizleyeceğiz. Nasıl temizlediğimizi sizlere göstereceğiz. Sökme takma işlemlerini göstereceğiz. Neyin ne işe yaradığını anlatacağız. Umarım videoyu beğenirsiniz. Videoyu beğenirseniz like atmayı unutmayın. Kanalımızda da birçok video var. Bunları izleyip kendinizi geliştirebilirsiniz, kendinize eğitebilirsiniz. Bizleri de Instagram ve Facebook adresimizden takip edebilirsiniz. Buralardan detaylı bilgiler de alabilirsiniz. Kanalımıza da abone olup bizleri desteklerseniz seviniriz. O zaman lafı fazla uzatmıyoruz ve videoya geçiyoruz. Karbüratörümüzü temizledik, olay bu bitti. Temizliyor. Önce temizliyoruz, sonra içini temizleyeceğiz. Çünkü neden? Dıştaki pislikler içeriye gitmesin diyor. Ama pisliği akıtıyoruz şu anda. Anladık. Anladık. Tamam. Mantıklı. Siz bunu düşünebiliyorsanız var ya, ooo! Sherry Sherry Lady. Fırça var ya, fena güzel ha. Acayip temizliyor bak.
cıvataları da sıktıktan sonra karbüratörümüz hazır. Tertemiz bir şekilde gördüğünüz gibi her noktasına kadar temizledik. Evet, karbüratörümüzü tamamladık tertemiz bir şekilde. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Aşağıdan da kanala abone olup bize destek olabilirsiniz. Kanalda birçok video var eğitici. Hepsini inceleyerek kendinizi geliştirebilirsiniz. Basit gördüğünüz gibi kendinizi temizleyebilirsiniz yani. Karbüratör ayarını falan yapamazsınız ama en azından temizleyip gözenekleri açarsınız. Bu da sizin için faydalı olur. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Bay bay.